erken seçim anketi yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Erdoğan mı? Vatandaş erken seçim istiyor. Ekrem İmamoğlu. Ülkeye demokrasi gelmesi için, hukukun gelmesi için, bu diktat rejiminin değişmesi için İmamoğlu. Sana da soralım mı çok kısa? Buyur abi. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abi bu tartışmaya kapalı bence. Kesinlikle İmamoğlu. Yani aksini düşünen varsa artık yaşamasın abi ya. Vallahi sıkıldık artık. Öyle yani. Peki bir genç olarak kaygıların var mı? Geleceğini göremiyoruz. Olmaz mı abi? Tabii ki de var. Yani geleceği göremiyoruz. Gelecek yok. Ama inşallah değişecek ya. Hali ümidimiz var. Hali var. Atatürk'ün gençleri hali yaşıyor. Sorun yok abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan abi. Neden? Reis abi çünkü. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayınız? İmamoğlu. Bak İmamoğlu diyor. Ben de İmamoğlu diyorum. Neden İmamoğlu? Abi? Neden İmamoğlu? Bu kadar insana baskı altına yapılacak olan bu kadar görev bile bu insanlara hak müstahaktır. Ben emekliyim. 65 yaşındayım. Çalışırken anam ağlıyor ama çalışıyorum. Benim ev cihazım var. Dişimi canımı dişime kattım. Bir ev cihaz aldık. Evi olmayan insanlar şu anda Pendik'te emekliye kiralık ev yok. Emekliye kiralık ev vermiyor adam. Emekliye kiralık yok ya. Bu ne demektir ya? Ne demektir ya? Niye sen emeklisin ödeyemezsin? Yetiştiremezsin. Mantığa bakar mısın? Doğrusunu söylüyor insanlar. Allah hepimize yardım etsin. Ama bu arkadaşların yanında ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey dediğim yok. Ama etrafındaki insanların hepsi haram helal ver Allah, bizimkiler yer Allah diyorlar. Oturmuşlar masa başına, kimse sandalyeden beni etmesin diye ki herkesten habersiz devam ediyorlar. Saygılar sunuyorum, kolay gelsin. İşiniz rast gitsin kardeşim. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı abi? İmamoğlu. Neden abi? İmamoğlu. Neden abi? İşte. AK Parti Türkiye'yi batırdı ya, daha ne olacak yani? Vatandaş hep şikayet ediyor şu an. Herkes şikayetçi. Evet. Şikayetçi olmayan var mı? Bir tane göster bana. Teşekkür ederim. Aleykümselam arkadaşlar. Bak şu teyzeye sor. Ablam seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı milletlikler? Ben gene Erdoğan'ı istiyorum. Neden? Ne bileyim ben zamanından beri, çünkü o baktı bize çocuğum be. Yemin ederim abi ben kaç yaşındayım. Ondan hep mi her şey pahalı? Dur, ilaçları şeyleri hep paralan alıyorduk. Ama o girdi araya. Ben bedavadan ameliyat oldum. İyi mi durum? Gidişat iyi mi yani? Hanginin kimin? Şu Türkiye'nin. Türkiye'nin gidişatı iyi değil, her şeyi pahalı. İyi. Ama kim olsa girse aynısını yapar oğlum be. Yemin ederim hangisi girse öyle yapar. Doğru mu? Hepsi aynı. Aha. İmamoğlu dediniz, duyduk bunu. Evet. Neden? Nasıl diyeyim ben? Onları bizden çok para kazanıyorlar. İmamoğlu yani fakirliğin fakirliği yanında olur, zenginin zengin yanında olur. Yani varlığı yokluğu bilir insan yani, anladın mı? Hani fakirlere yardım eder yani. Çünkü varlığı insan. Doğru değil mi abi? Söyleyeceğim bu kadar yani. Sağ ol abla. Gençler size soralım. Motosikletli gençlere soralım. Seçim anketi İmamoğlu mu Erdoğan mı, kimi destekler? Abi memleketin gerçekten suyu çıktı. Kimi kimseye faydası yok. Vallahi bak. İkisi de değil. Peki bir genç olarak önünü görebiliyor musun? Göremiyorum abi maalesef. Göremiyorum abi. Var mı umudu? Yok. Ama yine insanın gidesi gelmiyor abi memleketten ya. Maalesef. Teşekkür ederim. Bir şey değil abi, ne demek. Merhaba, iyi günler. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Yani şartlar ortada. Maalesef işte insanların böyle zor durumda olmasının sebebi şu an başımızdaki. Her şey ortada. Evet, endişeli çocuklar. 10 yaşındaki çocuk bile hayatını sorguluyor maddi imkansızlıklardan dolayı. Onun için İmamoğlu önde. Türkiye'nin hali belli yani. Sağ olun. Ortada. Arkadaşlar merhaba, seçim anketi İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı? İşte değil.
Oğlum Erdoğan mı erken seçim istiyor vatandaş, onu soruyoruz. Hepsinin canı cehenneme gerçekten. Hiç umursamıyordum. Hepsi. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı, var mı? Erdoğan. İmamoğlu. Yani aynen öyle. Neden? Reis, neden mi? Çünkü başörtüyü de her şeyi sağladı. Gençlere, daha doğrusu diyeyim ki gençlere yani önünü açtı. Yani kim isterse seçsin. Yani o yüzden gerçekten helal olsun. Adam gibi adam. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kimi destekler? İkisine de vermem abi. Abi şu an siyasette düzgün bir adam olduğunu düşünmüyorum ya. Peki senin var mı bir adayın? Oy veririm dediğin birisi. Ümit Özdağ mı? Ümit Özdağ abi. Mansur Yavaş mesela adayın mı? Mansur Yavaş'a veririm. Veririm. Sor abi. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kimi desteklersin erken seçim olursa? İmamoğlu abi. Yaşım zaten 19. İmamoğlu'yu tercih evet. ederim. Öyle abi, ne bileyim. İmamoğlu yani direkt. Peki geçen sene oy kullanabildin mi? Kullandım. Kime oy verdin? İmamoğlu'na. Yani gene. Ülkeyi de yönetmesini istiyorsun İmamoğlu. Evet abi. Ya İmamoğlu da değil aslında. İstanbul'u yönetsin yeter de. O kadar yükselmesine de gerek yok bence. Peki kim yönetsin? Var mı aklında bir? Ben tutmuyorum aslında da abi, ne bileyim. Aklı başında biri gelsin bence ya. Ben öyle tercih ediyorum bence. Rica ederim, kolay gelsin. Seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa kimi destekler? Şu an için İmamoğlu. Çünkü bu pahalılık bizi yıktı geçirdi. Zamlar her şeyini bitirdi. Dolayısıyla çocuğumu bile zor okutuyorum. Çocuğumun geleceği burada çok önemli benim için. Ya İETT olsun, diğer şeyler çok etkiliyor. Her türlü her şeyde sorun yaşıyoruz. Kırtasiyesine varana kadar. Kiralar zaten almış başını gidiyor biliyorsunuz. Mahvolduk, kiracıyız. Hiçbir türlü yetiştiremiyoruz. Eşim emekli, ekstra çalışmak zorunda. Yoksa sokakta yaşayacağız, o durumdayız. O yüzden İmamoğlu diyoruz biz. İnşallah olur. Biz teşekkür ederiz. Kent seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı, var mı? Abi ben. Erdoğan. Evet. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Bir abi, genç olarak kim diyor? Abi oy kullanmıyoruz. Neden? Ama Türkiye'yi batırdılar. Gerçekten bak. Gel. Şöyle bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim oğlum? Kanka. İmamoğlu'na ilgili bir kaygınız var. Genel, genel olarak hep kaygımız var da biz oy kullanmıyoruz ya. Neden? Kullanmam gerekiyor. Hepsi aynı çünkü. Hiç kullanmadın. Bakın ben şey. Ben çocukken ilk oyumu kullanmıştım, öyle bir şey. Para biriktiremiyoruz. Kiralar zaten belli. Evler belli. Yani şu an ev alacak kimsenin durumu yok. Peki, evlilik. Nesi için ne yapmamız düzelemez gerekiyor? Düzelemez ki. Oy da kullanmıyoruz. Düzelmez. Düzelmez. Nasıl düzelecek? Başka bir gelse de düzelmez. Kim gelse yazın düzelmez. Batırdılar. Bizim gençlik bitti yani. Eskiden tazminatta bir ev ya da bir araba alınıyordu. Şimdi hiçbir şey alınmıyor tazminatta. Araba bile zor alınıyor. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ha. Ben olsam Erdoğan derim abi. Bize kullanamıyor musun? He? Oy kullanamıyor musun? Oy kullanıyorum. 18 yaşında kullanıyorum. Ben Erdoğan derim. Bize babadan kalma abi Erdoğanlık. Bize babadan geliyor. Aynen öyle. Biz doğduğumuz bir MHP'liyiz, AK Parti'yiz. Öyle geldik öyle gidiyoruz artık. Başkasına oy vermem. Yok abi, biz öyle geldik öyle gideriz. Peki, ailen vazgeçerse başkasına oy verirse verir misin? Abi ben yine aile taraftarı değilim ya. Ben öyle reisle geldim, reisle giderim ben. Ben öyle büyüdüm abi. Başka bir tercihim yok. Dikkat edin kendinize. Eyvallah. Arkadaşlar, yaşlar 18'in üstündeyse size de sorayım. Ben 18. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Ekrem İmamoğlu. Neden? Onu çok seviyorum çünkü. Konser falan veriyor o yüzden. O yüzden çok seviyorum. Rica ederim. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Vallahi. Çok fark ediyor. 22 senedir görüyorsunuz durumu. Ama İmamoğlu diyeceksin. Ama İmamoğlu'nu koymazlar sanırım. Neden? Kimi koyarlar? Çünkü Allah. Özgür Özel ya Mansur Yavaş ya İmamoğlu dedi. Mansur Yavaş olursa daha iyi. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Teşekkür ederim. Bir şey. Arkadaşlar yaşlar 18 mi? Evet abi. Seçim olursa Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Kimse abi. Vallahi. Boş. Kül. Yok abi, bu sene kullanacağım işte. Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ama abi fazla ben şeye de girmek istemiyorum ki abi ya. Başka soru var ama başka soru sor. Başka bir şey sor. Gelecek kaygın var mı? Benim sorularım şimdi, şöyle bir şey söyleyeyim abi. Gelecek kaygım olmaması için ben okulu bıraktım. Açıktan devam ediyorum. Onun sebebi de şu. Abi şu anki bu zamanda okumak bence çok saçma. Çünkü 10-15 sene okuyup
ya meslek sahibi olamazsam? Şu an ben abi cam filmciliği yapıyorum. Sanayide çalışıyorum. Abi ben mesleğimi öğreniyorum. Hem paramı kazanıyorum. Hem aileme destek oluyorum. Hem de abi gidip o kadar senemin heba olması hiç üzülmeyeceğim yani. Sonuca bakar üzülmeyeceğim, şey yapmayacağım. Ben çevrende üniversite okuyup mezun olanların iş bulamadığını var, şahsen abim var. Boş abi, hiçbir şey yapamıyor ki. Şöyle söyleyeyim sana. Muhasebeden mezun oldu. Şu an ne yapıyor? Evde. Muhasebeyle alakalı bir şey yok abi. Hani torpilin olması lazım. O da şans eseri bir şey. Ailene bağlı. Nadir bir şey yani. Rica ederim abim, ne demek? Seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı, var mı ya da? Erdoğan. Başka var mı abi? Bence yok. Bence yok. Diğer adaylardan ayıran özelliği ne mesela? Daha ne olsun? Görünenler bir şey. Tarif istiyor mu? İstemiyor. 22 yıldır yönetiyor biliyorsunuz AK Parti. Evet. 22 yıldır iyi yönetiyor, bir sorunsuz yönetiyor diyebiliyor musun abi? Hayır, sorun olabilir. Geçmişte de oldu. Ama en iyi lider bu. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı, var mı abi? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Yapmış olduğu belediye seçimlerindeki görünen olaylardan dolayı tabii ki İmamoğlu. Çalışmasından dolayı. Bir kere insana insan gibi değer kıymet vermesinden dolayı. Diğeri gibi değil yani. Biliyorsun şu anki mevcut Cumhurbaşkanı erken seçim olursa aday olabiliyor. Evet. Bunu düşünürsek erken seçim olmasını istiyor musun? Tabii ki aday olması halinde tabii ki istemem. O yüzden normal süresi dolduğu zaman ancak adaylığını koyamayacak. Dolayısıyla inşallah seçimden önce böyle bir şey yaşanmaz ki İmamoğlu ile devam ederiz. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı, var mı? Yok. İmamoğlu mu Erdoğan mı diyorsun? Var mı? İmamoğlu. Neden abi? Her zaman İmamoğlu. Nedeni yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı, var mı bir adayın? Vallahi bence İmamoğlu. Ben Erdoğan'a hayatta bir daha oy vermem. Verdik mi daha önce? Verdim. Verdime bir pişman oldum. Ellerim kırılaydı da vermeseydim. Anamızı ağlattı. Daha ne yapacak bize? Peki abi, biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim olmazsa aday olamıyor. Sen erken seçim olmasını istiyor musun? İstiyorum. 2028'de mi oldu? İstiyorum. Erken seçim olsun istiyorum. İstiyorum. Bir an önce düşsün orada, yeter artık. Yaşını başını almış bir adam. Bırak ülkeyi gençlere bıraksın. Atatürk'ümüz dahil ülkeyi gençlere bırakın diye vaat verdi. Neden bu şeyi, vaatı yerine getirmiyorlar ki? Yani, bilir mi abi değişim olursa? Değişim olursa ne kadar süre düzelmesi? Ya, ilk dönemde olmaz, ikinci dönemde düzelir. Hiçbir başkanımız bir dönemde düzeltemez. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Ama ikinci dönemde itibaren düzeltmeye başlar yavaş yavaş yani. Benim. Bildim. Ben de teşekkür ettim. İyi günler. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Neden? Yani memleket için gerekli şeyler yaptığı için. 22 yıllık bir yönetim var abi. Memnunum diyebiliyor musun? Memnunum diyorum. Niye memnunum diyorum? Çünkü yani görmediklerimizi gördük. Benim zamanımda yani gençliğimde beyaz gömlekle gezemezdik. Toz duman içerisinde. Gaz kuyruklarında, yağ kuyruklarında, benzin kuyruklarında, yani bu tür şeylerde çok karşılaştık ama çok şükür şimdi bir şeyler yok. Ha, ekonomide bir takım sıkıntılar var mı? Var. Neden? Deprem oldu, sel felaketleri oldu, pandemi oldu. Bunlardan dolayı da yani her şey ortada. Bizim de biraz destek olup ona göre de bir hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum tabii. Emekliler biliyorsunuzdur bayağı bir şikayet ediyorlar çünkü asgari ücretin bayağı altında. Ben de emekliyim. Ben de emekliyim. Doğru, haklılar. Bak ne dedim az evvel. Ama işte yapacak bir şey yok. Biraz kendimizi sıkıp bunları inşallah aşacağız yani. Asıl götürenler başta götürüyorlar ama işte kim yazık abi? Kim fırsatçılar? Fırsatçılar yani. Yani halkın içindekiler mi yoksa yönetimde olan? Yönetimde olanlar da var yani. Ben koyu bir AK Partiliyim ama yani Erdoğan'ı arkadan vurup bu şekilde bu durumlara getirenlere veya işte bu şekilde getirenler de yani onların rolü büyük diyorum. Allah yardımcısı olsun diyorum. Kolay gelsin. Erken seçim olursa Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kimi destekliyorsun? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu abi. Neden? Seviyoruz abi. Abi zamanında bizi yani Recep Tayyip Erdoğan zamanında bizi çok mahvetti. Yani şimdi birazcık da Ekrem başkanımıza vermek istiyorum ben. Genç olarak bir kaygınız var mı, gelecek kaygınız? Benim çok var abi. Ben yazın gidiyorum abi. Terk ediyorum ülkeyi.
yurt dışına gitmeyi düşünüyorum abi. Çünkü olmaz abi. Daha düzeleceğini zannetmiyorum. Yani mesela benim okuyacağım yerde ben çalışıyorum şu anda. Arçelik yetkili servisinde usta oldum. Neden okumuyorsun? Yani bir yere imkanım yok abi. İmkanım yok. Yani buradaki devirde imkan çok önemli bir şey. Öyle yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar sorayım. Oy kullanabiliyorsunuzdur zaten. İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Erken seçim olsa kimi destekliyorsunuz? Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu abi. Neden Erdoğan? Abi zaten ülkeyi o kurtardı yani. CHP başındayken yani çok da bir şey yaptığını zannetmiyorum. Çok da şey diyelim zaten. Erdoğan yani. Ne dedik? Abi hiç düşünmedim açıkçası. Peki 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. Senin yaşın hemen hemen o civardadır. Yani biliyorsun yönetimi. Hı-hı. Memnunum diyebiliyor musun 22 yıldır? Yani abi benim Erdoğan'la çok tek sıkıntım Suriyelileri içeri sokmaması lazım bence. Bir çıkartma. Öyle yani. Değil mi? Rica ederim. Abi. Konuşmak ister misin? Anketi. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Oy kullanabiliyorsun zaten. İmamoğlu abi. Abi 22 senedir zaten ülkenin başına kendisi. Ben öğrenciyim. Şu telefonu çıkar diyorlar ya. 40 milyar. Kendi fiyatı 30 milyar falan da değildir galiba. Yani yurt dışında bu telefon Türkiye kurunda 22 bin lira falan. Ben öğrenciyim. Cebimde kuruş param yok. Neden yok? Zam, vergi yetmiyor. Stajyerim aynı zamanda. Ayda 5000 lira para alıyorum. Ben nasıl geçineyim parayla? Sadece dışarı çıkıyorum, bir kahve içiyorum. Zaten param bitiyor. Yani hesabımı açayım 100 lira, 200 lira anca vardır. Benim maaş almama yaklaşık bir 10-15 gün var. Peki genç olarak kaygın var mı? Mezun olunca mesela işini yapıp geçinebileceğini veya rahat rahat bir hayat sürebileceğini düşünüyor musun? Hayalin var mı daha? Abi ben zaten önü açık bir meslek okuyorum zaten. O yüzden pek bir kaygım yok. Ama bu ülkede olduğum sürece tabii de kaygım var. Her türlü kaygım var ama yine de rahatım. Denizcilik okuyorum, kaptan olma ihtimalim var. Yurt dışına çıkma ihtimalim var. O yüzden yani pek bir kaygım aslında yok ama ülkede durursam çok büyük kaygılarım var geleceğime dair. Ya da yurt dışına çıkma ihtimalin olduğu için mi kaygın yok? Evet. Yurt dışına çıkma ihtimalim olmasa zaten ülkede durum belli. Acil değişim lazım abi. Rica ederim. Görüşürüz. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayı? Ya İmamoğlu. İmamoğlu yani. Bence hiçbiri. Evet. O da mantıklı. Yani şu an yönetimden memnun muyuz? Değiliz. Değişmesi için ne yapmak ya da memnun olabilmek için ne olmak? Değişmesi için ilk önce kendi zihniyetimizi yenilememiz gerekiyor bence. Yani şu an ülkenin başına kim geçerse geçsin zaten şu an bulunduğumuz durumu düzeltebilecek kapasiteye sahip değil bence kim geçerse geçsin. Ama yani şöyle ben mesela 23 yaşındayım şu anda, Polonya'ya gitmeyi düşünüyorum. Hani öyle bir benim kuzenlerim orada. Hani para birimi Türk lirası olarak hiçbir değerimiz yok. Gerçekten hiçbir değeri yok. Hani durum zaten ortada. Hani herkes yani görüyor. Genç olarak kaygın olduğu için mi yurt dışına gitti? Kaygınmaz ya da kaygın mı var? Gelecek kaygım var ama hani yani tabii ki fark etmeksizin herkesin bir kaygısı olması gerekiyor bu ülkede. Herkes için aynı şey olması gerekiyor. Çünkü kimsenin iyi şartlarda artık iyi şartlar bizim için nasıl desem? Yani kimsenin iyi şartlarda yaşayabiliyorum diyeceğini sanmıyorum ben bu ülkede. Maddi durumu yüksek olan insanlar hariç. Yani artık bu ülkede iyi para kazancı sadece sosyal medyadan falan oluyor. Yani çalışarak değil de örnek veriyorum bir öğretmen maaşı veya işte herhangi bir memur. Artık öyle yükselemiyor insanlar. O yüzden bu ülkenin geleceği... Ya haram yiyeceksin ya gideceksin evet. Abi. Başka yolu yok. Bir Atatürk daha gelmesi lazım. Diğer türlü olmayacak. Bizi bu hale sokanlar düşünsün. Yani o yüzden bizim Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Neyse biz şeye girmeyelim Silivri'ye. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin.